TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Hafta içi ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Geçelim ülke gündemiyle başlayalım ana haber bültenimize. Sizleri ilk olarak Şanlıurfa'nın Suruç'a ilçesine götüreceğiz. Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi yakınlarında bir basın açıklaması sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 28 kişi hayatını kaybederken 100'ün üstünde kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi yakınlarında bir basın açıklaması sırasında meydana gelen patlamada en az 28 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlama Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu mensuplarının Kobani ile ilgili açıklama yaptığı sırada meydana geldiği bildirildi. Patlamanın sebebinin intihar saldırısı olabileceği belirtildi. Suruç Kaymakamı da intihar saldırısı ihtimalinin olabileceğini ifade etti. Polis ve asker patlamanın meydana geldiği alanda güvenlik koridoru oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evet, son gelen bilgiler ölü sayısının 30'a ulaştığı yönünde. İşte bu anlamda Malatya Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'daki temaslarını anında kesip Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlama üzerine olay yerine gitti. Çalık yaptığı açıklamada patlama olayındaki hedefin Türkiye'nin huzur ortamı olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlama olayındaki hedefin Türkiye'nin huzur ortamı olduğunu söyledi. Malatya'daki programını yarıda keserek Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Hedef 78 milyon kardeşin birliğidir. Bu kardeşlik dün olduğu gibi bugün de bu tür huzur düşmanı oyunlara karşı diri ve beraberdir," dedi. Değerli izleyenlerimiz, Suruç ilçesindeki patlama sonrası birçok kesimden kınama geliyor. İşte bunlardan biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'dan geldi. Çakır, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısını kınarken patlama sonucu hayatını kaybeden 30 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayınladı. Ayrıca 29 Temmuz'da başlayacak 22. Malatya Kayısı Festivali de iptal edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısını kınarken patlama sonucu hayatını kaybeden 28 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Çakır mesajında, 20 Temmuz Pazartesi günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör saldırısı sonucunda meydana gelen patlamada 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, millet olarak bizleri derin bir üzüntüye gark etmiştir. Öncelikle bu saldırı nezdinde bütün provokatif, hain saldırıları lanetliyorum. Terör saldırısı sonucunu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılara da acı şifalar diliyorum. Her zaman bir ve beraber olan milletimiz bu hain saldırının ardından dik durarak teröre asla ve asla prim vermeyecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Diğer yandan meydana gelen terör saldırısı nedeniyle 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 22. Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı ve Kayısı Festivali'nin iptal edildiği belirtildi.
Ve Malatya gündemine dönelim. AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar bugün bir basın toplantısı düzenledi. 7 Haziran genel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zikzak çizmeden doğru bildiğini yapan ve yazdığı gibi okunan bir siyaset izlediklerini kaydeden Yaşar, amaçlarının millete hizmet olduğunu söyledi. AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar düzenlediği basın toplantısı ile 7 Haziran'dan bu yana süregelen gelişmelerle ilgili değerlendirme yaptı. Esnafın ne düşündüğünü ve tepkisini öğrenmek istediklerini belirten Yaşar, faydalı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Esnafımızdan biz nasılız sorusunun cevabını aldık dedi. 7 Haziran'dan bu yana AK Parti'nin sergilediği bir durum vardı. Buna bir nevi orta şerit siyaseti diyebiliriz. Basit, anlaşılabilir. Geçmiş yıllarda alıştığımız koalisyon görüşmelerinde yaşanan küçük kurnazlıklarını, kişisel hesapları, parti hesaplarını aşan, ülkesel hesaplar yapan, ekonomik istikrarı önceleyen ve burada da olabildiğince mesajı doğru anlayıp, doğru algılayıp, onun gereğini yerine getiren sorumlu bir siyaset gözlemledik. Zikzak çizmeden doğru bildiğini yapan ve yazıldığı gibi okunan bir siyaset izlediklerini kaydeden Yaşar, amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu söyledi. Zikzak çizmeden doğru bildiğini yapan ve deyim yerindeyse yazıldığı gibi okunan bir siyaset izledik. Bunun anlamı şu, acaba şu ne demek istedi, bu ne demek istedi, bunun şifresi nasıl çözülür diye kimseyi zora sokmadan sadece söylediği gibi davranan, davrandığını söyleyen, amacını ve hedeflerini farklılaştırmayan, kafasının önünde ve arkasında 2-3 ayrı hesap taşımayan, düzgün bir siyaset izlemeye gayret ettiği partimiz, Sayın Genel Başkanımız. Ve bu da ülkemizde gariptir. Sanki hükümet devam ediyormuş gibi, seçim yapılmamış gibi, herkesin AK Parti'yi halen devam edecek bir iktidarın sahibiymiş gibi görmesine yol açtı. Bir yol izleyeceğiz. Buna da biz orta şerit siyaseti diyoruz ve yazıldığı gibi okunan siyaset diyoruz. En yakın adres diye bir şeyimiz de yok. Şu anda görünen CHP biraz yakın gibi görünüyor. Ama ön görüşmeler yapıldı Sayın Başbakanımız ve ilgili heyet. Bundan sonra da daha detay görüşmeler yapılacak. Onun da detaylandıran alt çalışmaları yapıyor arkadaşlarımız. Değerli izleyenlerimiz, Ramazan bayramının son gününde tatilciler dönüş yolundaydı. Maçlı'da ise otobüs firmaları yoğunluktan bir hayli memnun görünüyordu. Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali Maçlı bayramın son gününde tatilcilerin dönüş durağı oldu. Firmalar ek seferlerle vatandaşları mağdur etmeme adına çalıştıklarını belirtti. Kolay gelsin. Bayram bitti. Bayram bitmesiyle birlikte yoğunluk var. Dönüşler başladı. Neler söylüyor? Duygu düşüncenizi alalım. Sağ olun, önce hoş geldiniz. Önce Malatyalıların ve tüm Müslüman aleminin geçmiş Ramazan bayramlarının mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun. Ne söyleyelim, şu anda biraz yoğun. Yalnız fiyatlarımız biraz düşük, fiyatlar düşük. Yolcularımız da normal yani şu anda. Yoğunluk nasıl? Yoğunluk bayağı biraz yoğun. Yolcularımıza biz hizmet etmek için yolcularımız biraz daha bizi şey yapmaya başladılar yani. Tercih etmeye başladılar. Böyle işte. Peki bilet fiyatları nasıl? Bilet fiyatlarımız şu anda 90 TL yaptık. İzmir, Antalya, İstanbul, bizim Burdur, Manisa. Vatandaşlar ise Ramazan bayramının bitimiyle birlikte dönüş yolculuğuna ve tatile başladıklarını ifade ederek bilet fiyatlarının oldukça uygun olduğunu dile getirdi. Bizim tatilimiz yeni başladı. Kendi memleketimiz dedik. Şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Oradan da Mersin'e gideceğiz. Antep'te mi oturuyorsunuz? Yok, Malatya'da oturuyoruz. Tatil için mi gidiyorsunuz yoksa ziyaret? Tatil için. Yok, tatile gidiyoruz. Tatile gidiyorsunuz. Evet. Bugün biraz yoğunluk var sanki maçta. Evet. Yani önceden ayırttığımız için yol bileti bulabildik. Yoksa yoktu. Yani. Antep'e gidiyorum. Bugün de bayram yoğunluğu dolayısıyla ancak burada yer buldum. Bilette sıkıntı oldu mu bilet bulmada? Bilet bulmada yok. Fındıklı Toros'ta 1.30'da vardı. Sabah erken geldim. Sivas'tan geldim. Peki nasıl diyeyim? Ben askerim burada. Askersiniz. Aha, izine gidiyorum. İzine gidiyorsunuz. Evet. Nasıl, bilet bulabildik mi? Sıkıntı var mı? Yok, sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yoğunluk yok. Yoğunluk var. Biraz. Değilse de yani çok değilse de var. Şafak kaç? Şafak 130 abi ya. Bir şey kalmadı hemen. Bitti sayılır. Allah'ın izniyle. Hayırlı yolculuk.
Ve Darende'deyiz. Darende ilçesinde bu yıl 6.sı düzenlenen Yıkılhan Yayla Pilav Şenliği büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı şenlikte misafirlere kavurma ve dönguş ikram edildi. Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 6.sı düzenlenen Yıkılhan Yayla Pilav Şenliği yapıldı. Şenlik büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı şenlikte misafirlere kavurma ve donguş ikram edildi. İkramların ardından müzik dinletisiyle devam eden programda katılımcılar coşkulu anlar yaşadılar. Programda bir konuşma yapan Malatya Darende İlçesi Dernek Başkanı Mehmet Ayhan katılımcılara teşekkür etti. 6.sını düzenliyoruz. Bu sene bayram nedeniyle en az 5.000 kişiye yemek hazırlamışızdır. Allah razı olsun, bize çok büyük bir ilgi var bu konuda. Biz zaten tecrübeliyiz bu konuda, yani illerde bu işi yapıyoruz. İnşallah daha geniş çaplı düşünüyoruz, yani gelen sene 10.000 kişilik düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Can Bozkurt ise geçmişten gelen bir geleneğin devam etmesinin çok güzel olduğunu söyledi. MİDİDER Malatya ili Çevre Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği gerçekten burada geçmişte çok coşkulu, çok güzel, heyecanlı programlar yaptı. Ancak 2-3 yıldır bazı nedenlerden dolayı programa ara verildi. Ama bu sene yeni dernek başkanımız Sayın Mehmet Ayhan bizleri ziyaretinde tekrar bu programı başlatacağını ve bölge insanında böyle bir iştahın çok ciddi bir şekilde uyandığını söylediler. Biz de dedik size her türlü destek, ama başkanımız çok nezaketli bir insan. Çok fazla desteğe yok dedi. Çünkü biz dedi bu bölgenin insanları gurbette kazandıklarını gelip burada harcamak için gerekli bütün finansmanı sağladılar. Darende Belediye Başkanı Doktor Süleyman Eser de katılımcılara teşekkür ederek onlarla gurur duyduğunu belirtti. Sizinle her zaman iftihar ediyoruz. Her zaman gurur duyuyoruz. Çünkü siz bizim gurur vesilemizsiniz. Gidiyorsunuz, İstanbul'da kazanıyorsunuz, Bursa'da kazanıyorsunuz, Adana'da kazanıyorsunuz ama hiçbir türlü bu toprakları terk etmiyorsunuz. Allah sizden bin kere razı olsun, bin kere razı olsun. İlçe Kaymakamı Bünyamin Kuş, farklı şehirlerden gelen herkesin bir arada olduğunu söyledi. Yıkılhan bölgesinin insanları, Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan, geçim sağlayan, hayatını sürdüren insanlar burada gelip bir arada olmaları. Bence bu iki bayram, bu bayramdan daha güzel bir bayram herhalde olmasa gerek. Yasin. Burada olan ve burada olmak isteyip de olmayan tüm Yıkılhanlı ve Darendeli hemşehrilerimizle bayramını bu vesileyle kutlamak istiyorum, tebrik etmek istiyorum. Şenliğe katılan AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, dağların arasında ucu bucağı gözükmeyen tepelerin arkasında yüzlerce insan bir araya geldi dedi. İnşallah güzel bir bayram geçirmişizdir ve nice bayramlarda bu huzurla, bu sevgi ortamıyla, muhabbet ortamıyla tekrar beraber oluruz diyerek sözlerime başlayayım. Bu şenliklere artık hakikaten isminin üstünde olduğu gibi geleneksel hale getirmişler. İnşallah bu muhabbetiniz daim olur. Allah da bu muhabbetinizi devam ettirir diyorum. Birçok sanatçının katıldığı şenlikte sanatçı Ahmet Satılmış misafirlere coşkulu dakikalar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra özelliklerini yitirmiş köprüleri yıkarak yeniden yerlerine yenisini yapıyor. İşte bu anlamda Bulgurlu Deresi üzerinde bulunan 50 yıllık köprü yıkılarak yerine daha modern ve geniş bir köprü yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan özelliklerini yitirmiş köprüleri yıkarak yerine yenilerini yapıyor. Planlamalar çerçevesinde Bulgurlu Deresi üzerinde bulunan 50 yıllık köprü yıkılarak yerine daha modern ve geniş bir köprü yapıldı. Köprünün toplam uzunluğu ise 9 metre. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bulgurlu Mahallesi'ni Malatya'ya bağlayan yeni köprünün 4 metre yüksekliğinde, 8 metre genişliğinde çift yönlü olarak yapıldığı, aynı zamanda köprünün çevresinde trafik güvenliği için istinat duvarının da yapıldığı belirtildi.
Açıklamanın devamında köprülerin bulunduğu alanda son olarak asfaltlama çalışmaları yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi köprüleri ulaşıma açarak vatandaşların beğenisine sundu denildi. Yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi haşeresiz bir yaşam için yoğun çaba sarf ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi haşeresiz bir yaşam için yoğun çalışmalar yapıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin haşere ile mücadele çalışmalarını ilkbahar mevsiminde başladığı belirtildi. İlaçlama çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlarla halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik doğrultusunda yapıldığı, bu sayede yapılan ilaçlamanın haşerelerde etkin olduğu, insan sağlığına ise hiçbir olumsuz etki yapmadığı kaydedildi. Barajlar, dereler, hayvancılık ve diğer etkenlerden dolayı Malatya'nın haşere üremeye uygun bir coğrafi yapıya sahip olduğunu dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan etkin ve bilimsel mücadele sayesinde Malatyalıların rahat bir yaz mevsimi geçirdiğini söyledi. Ve Battalgazi'deyiz. Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki mezarlıklara el atarak çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki mezarlıklarda çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki mezarlıkların bakımı, temizliği ve mezarlıklardaki yeşil alanlarla ağaçların sulanması için sulama sistemlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Haluk Şener, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ve vermiş olduğu desteklerle hizmete devam ettiklerini belirtti. Bizim hizmetleri içerisinde olan her ne kadar Büyükşehir yasasıyla beraber çok da belki yasa çerçevesinde görev alanımız içerisinde olmasa dahi mezarlıklarımız dediğimiz gibi önemsediğimiz hizmet alanlarından bir tanesi. Yine bu anlamda Battalgazi bölgesindeki mezarlıklarımızda çeşmelerin eksikliği, buralardaki suların kesikliği vesaire ve problemlerin giderilmesi yönünde yine mücadelemiz devam ediyor. Bu anlamda da sağ olsun Alacakapı muhtarımız da burada kendisi yanımızda. Bu arkamızda gördüğümüz açılan içme suyu şebeke hattını yoğun girişimler neticesinde maskeyle kurduğu diyalog neticesinde halihazırda ana hat bağlantısını mezarlığın içerisine kadar gerçekleştirmiş durumda. Biz de bundan sonraki süreçte ana hattan geçen gelen suyu alıp mezarlık içerisindeki lavabolara, çeşmelere kadar götürerek hatta burada diktiğimiz çam ağaçları var. Bunların da sulamasıyla inşallah birlikte burada gerekli rehabilitasyon çalışmalarımız devam edecek. Alaçakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle böyle bir çalışma yaptığı için Battalgazi Belediyesi'ne, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Tabii ilk önce burada kış aylarında bir 200-300 taneye kadar bir çam dikildi. Şimdi çam dikildikten sonra vatandaş mezarların görüldüğü gibi ablamız mezarlığını temizliyor. Çamlara su verilmesi lazım. Su olmadığından dolayı işte ileride lavabomuz var. Lavabolarda su yok, çeşmelerde su yok. Onun için maskeye bir girişimde bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz de bize yardımcı oldu. Suyumuzu, hatımızı çekiyor. Yani teşekkür ediyoruz. Ve Yeşilyurt'tayız. Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerin halka ulaşmasında önemli görevler üstlenen personellerin eğitimine devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerin halka ulaşmasında önemli görevler üstlenen personellerin eğitimine devam ediyor. Ramazan bayramından önce Yeşilyurt ilçesinin gelecek planlaması ve 2016 kalite yılı düşüncesinin detaylarını müdürlerle paylaştıklarını ve bu hedef doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırarak devam edeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, seminerlerde mali yönetim, ihale süreci ve belirtilen kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin belediye personeli bilgilendirilecek dedi. Seminerin ilk gün toplantısına katılan Başkan Polat, 2016 yılını kalite yılı olarak belirlediklerini, hizmet kalitesini artırmak için de eğitime öncelik verdiklerini söyledi.
Okumanın ve eğitimin insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Polat, eğitim seminerlerinin hizmet kalitesinin artmasına önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Bayramın hemen ertesinde böyle bir programla başlamak evet bize yakışandı. Çünkü eğitim her şeyin başlangıcı. Koordinasyon toplantımızda genel yaklaşımı ortaya koymuştuk. İnşallah 2006 yılımız bizim için kalite yılı olacak. 2014-2015 yılında genel yapılanmamızı tamamladık. Sistemi kurduk. Ama artık 2006-2016 yılında detaylara ineceğiz. Detaylarla ilgili, teferruatla ilgili çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Yeşilört Belediyesi olarak inşallah Büyükşehir ve Battalgazi ve Maski'den de arkadaşlarımız süreç içerisinde katılacaklar. Malatya'daki yöneticiler olarak biz bundan en üst derecede istifade edersek Malatya'mız için, Yeşilyurt'umuz için bir kazanım olacak. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e ilk emri Hira'da ikra'dır. Oku demiştik. Seminere eğitimci olarak katılan İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Tahir Tekin, gösterilen ilgiden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin salonunda ağırlıkta MASKİ personeline sunmuştuk, vermiştik. Güzel yansımalar geldi. Bunun bir benzerinde burada organize edilmiş bulunuyor. Program içerik yönünden güzel hazırlanmış, bütünlük arz eden bir içerik. Mali mevzuatın mevzuatımızın temel kanunu olan 5018'de devamında bütçeyle başlıyoruz ve ihale kanunlarıyla devam ediyoruz. Bu yüzden anlatacağımız konular hemen hemen tüm birimlerimizle, harcamacı birimlerimizle ilgili. Ali kapasite henüz oluşmadığı düşünülerek. Ve spor diyoruz bültenimizin sonunda. Sayın seyircilerimiz, Yeni Malatya Spor'a sizleri götüreceğiz. Yeni Malatya Spor'un PTT 1. Lig'e yükselmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İnönü Stadyumu'nda tadilat çalışmalarına başladı. Yeni Malatya Spor'un PTT 1. Lig'e yükselmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İnönü Stadı'nı tadilata aldı. Yoğun bir şekilde devam eden tadilat çalışmaları ile İnönü Stadı Yeni Malatya Spor'un PTT 1. Lig maçlarına hazırlanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni stadın sezon açılışına yetişmemesi nedeniyle İnönü Stadı'nda başlatılan tadilatların Türkiye Futbol Federasyonu'nun talep ve standartları göz önünde bulundurularak yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada ön cephe sıva tamiratı, kapalı tribün koridorları sıva tamiratı, tribünlerin boyanması, açık döşemeler tamiratı ve su yalıtımı, engelli taraftar giriş kapısı, sahanın temizliği, merdivenlerin tadilatı, sundurmaların montesi bitirilirken engelli tribünün yenilenmesi, bozulan zeminlerin tamiratı, koltukların değiştirilmesi, acil çıkış kapılarının onarımı, ayrım panellerin tamir çalışmaları ise devam ediyor denildi. TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına esen kal Malatya.